Kudüs. İnsanların ona sahip olmak için bedel ödedikleri şehir. Kanlı savaşların sonunda Haçlılar Kudüs'ü fethettiler ve tüm Müslümanları katlettiler. Yıllar sonra Selahaddin Eyyubi şehri Hristiyanlardan geri almak için harekete geçti. Kudüs kralı Lusinyanlı Gıysa buna izin vermemek için her şeyini ortaya koyacaktı. Hıttin Savaşı'nın sonunda iki hükümdardan biri amacına ulaşacak, diğeri ise devletini felakete sürükleyecekti. Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken araştırmacı Mecit Güven orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. Kudüs Krallığı'nın kurulması üzerinden 80 yıl geçmişti ve Orta Doğu'daki güç dengeleri değişiyordu. Selahaddin Eyyubi 1171'de yıkılmakta olan Fatimi Devleti'nin küllerinden yeni bir ülke kurmuştu. Düzenlediği başarılı seferler sonucunda bölgede İslam'ın temsilcisi haline gelmişti. Eyyubiler devleti her geçen gün daha da büyüyordu. Birinci Haçlı Seferi'nden beri Müslümanların en büyük sorunu beraber hareket edememeleriydi. Ama Selahaddin sonunda bu döngüyü kırmıştı ve İslam dünyasının çok büyük bir kısmını birleştirmeyi başarmıştı. Eyyubiler Devleti'nin toprakları Mısır'dan başlayıp Halep'e kadar uzanıyordu. Aynı zamanda Kızıldeniz'in büyük bir kısmı kontrolleri altındaydı.
Nüfusunun çoğunu Kürtlerin ve Arapların oluşturduğu bu devlet Şam'dan yönetiliyordu. Başkent aynı zamanda askeri harekatlarının merkeziydi. Selahaddin devletinin başarılarından gurur duyuyordu. Ama kutsal toprakların Hristiyanların elinde olmasını hazmedemiyordu. Her hükümdarın hayalini kurduğu Kudüs'ü fethetmek istiyordu. Geçmişte denemişti, ancak başarısız olmuştu. On yıl önce genç Kudüs kralı 4. Baldwin'e karşı yaptığı Montgisart muharebesinde ağır bir yenilgiye uğramıştı. Orta Doğu tarihinde çıkan problemlerin çoğunun kaynağı Kudüs'tür. Hem Hristiyanlar, hem Yahudiler, hem de Müslümanlar için şehrin manevi değeri çok büyüktü. Bu kadar büyük olmasaydı zaten Haçlılar ta Avrupa'dan buraya kadar gelmezlerdi. Tabii onların başka bir amacı da Orta Doğu'nun zenginlikleriydi. Selahaddin Montgisart'ta aldığı mağlubiyetten sonra kutsal topraklara sahip olma planını askıya almıştı. Ama Kudüs kralının cüzzama yenik düştüğü haberi her şeyi değiştirecekti. Tahta çıkan küçük yaştaki yeğeninin de kısa süre içinde ölmesi, Kudüs'te siyasi karmaşaya sebep olmuştu. Ve Selahaddin artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını öngörerek adamlarına gerekli tedbirleri almalarını emretti. Kudüs Krallığı toprakları küçük olsa da güçlü bir devletti. Aldıkları dini vergilerle ekonomileri hızla büyümüştü. Avrupa'dan durmadan askeri destek alıyorlardı. Ülkenin başına geçecek kral, Orta Doğu'nun geleceğini belirlemede önemli bir figür olacaktı. Dördüncü Baldwin'in yıllarca vekilliğini yapan Trablus Kontu 3. Raymond'un başa geçeceği düşünülüyordu. Ama Baldwin'in eniştesi Lusignanlı Guida tahta talip olduğunda krallık ikiye ayrılmıştı. Raymond şehirdeki soyluların büyük bir kısmı tarafından destekleniyordu ve onun tahttaki iddiası yadsınamazdı. Ancak Lusignanlı Guy, krallıktaki en güçlü askeri birlik olan tapınak şövalyeleriyle iyi ilişkilere sahipti ve şövalyeler arkasındayken kimse onun krallık iddiasına karşı çıkamazdı. Rideforlu Gerard tarafından yönetilen tapınakçılar Kudüs'ün en önemli siyasi unsurlarındandı. Onlar, krallıkta olup biten her şeyde söz sahibiydiler. Tapınakçılar, kuruldukları günden itibaren Papa adına Kudüs'e hizmet ediyorlardı. Görevlerine Avrupa ve Kudüs arasındaki yol için güvenlik görevlisi olarak başlamışlardı. Şimdi ise binlerce elit askerin oluşturduğu soylu bir birlik haline gelmişlerdi. Mütevazı başlangıçlarından artık eser yoktu. Haçlılar bayraklarını zırhlarının üzerine giyerlerdi. Beyaz tünik üzerinde dikilen bu kırmızı haç,
onların Papa için savaştıklarını hafızalarına kazımalarını sağlıyordu. Üniformalarına gösterdikleri saygı o kadar büyüktü ki görev sırasında tuniklerini çıkarmaları suç sayılıyordu. Gay'ın hükümdar olarak çözmesi gereken ilk sorun Eyyubilerle olan ilişkileriydi. Eski kral Baldwin ve Selahaddin'in arasında barış anlaşması vardı. Ama Eyyubilerin Kudüs'ün çevresindeki varlığı onu rahatsız ediyordu. Yine de ateşkesi bozup Selahaddin'e savaş açmanın riskli olabileceği kanaatindeydi. Tapınakçılarsa Baldwin öldüğüne göre Selahaddin'in ateşkesi unutacağını ve savaş açacağını düşünüyordu. Eyyubiler daha da büyümeden onlara karşı bir sefer yapılması gerektiği fikrindelerdi. Ama Raymond ısrarla bu plana karşı çıktı ve krala daha soğukkanlı davranmasını önerdi. Selahaddin'i küçümsemek iyi bir fikir değildi. Şam'da emrinde 30 bin askeri vardı ve yapacakları ilk hata Kudüs'e mal olabilirdi. Kral ve Raymond çok farklı karakterlere sahiptiler. Lusignan'la Guy, radikal Hristiyan düşüncelere sahip olduğu için Müslümanlara karşı savaşma fikri hoşuna gidiyordu. Ama Raymond daha rasyonel biriydi ve temkinli davranma taraftarıydı. Guy, Raymond'un tavsiyesini dinlemedi ve tapınakçıların söylediklerini dikkate alarak savaşmayı seçti. Güvenilir adamlarından biri olan Şatilonlu Reynold'u Eyyubi Sultanı'nı kışkırtmakla görevlendirdi. Daha önce Montgisart Savaşı'nda da komutanlık yapıp Selahaddin'in mağlup edilmesinde etkin rol oynayan Şatilonlu Reynold bu görevi memnuniyetle kabul etti. Askerleriyle birlikte bir Müslüman kervanına saldırmak için yola çıktı. Bu Şatilonlu Reynold'un ilk vukuatı değildi. Daha önce de savunmasız kervanlara saldırmasıyla biliniyordu. Hatta bir yağma sırasında Müslümanlar tarafından atından düşürülüp 15 yıl boyunca esir tutulmuştu. 120 bin altın dinar fidye ile özgür bırakılsa da esir geçirdiği yıllardan ders almamıştı. Şatilonlu Reynold birkaç görgü tanığının kaçmasına izin verdi. Böylece haber Şam'a kadar gidecekti. Selahaddin saldırıyı Haçlıların gerçekleştirdiğini öğrendiğinde sorumluları kendi elleriyle cezalandıracağına yemin etti. Ölülerin ve malların geri teslim edilmesi için Gıya son bir şans vermek istiyordu. Bu yüzden Kudüs'e bir elçi yolladı. Ancak Gıy kararını vermişti ve geri adım atmayacaktı. İki hükümdarın da savaşmak istediği gün gibi açıktı. Lusignanlı Guy'ın İslam karşıtı düşünceleri ve Selahaddin'in Kudüs'ü ele geçirme hayali iki tarafında barış anlaşmasını sona erdirip silahlarını kuşanmaya dünden razı olduklarını gösteriyordu. Selahaddin iki keşif birliği oluşturdu. Bunlardan birinin başına Gökbörü'yü, diğerine ise oğlu Eftali atadı. Tüm ordusuyla sefere çıkmadan önce Kudüs'ün çevresindeki toprakları daha iyi tanımak istiyordu.
Şam emiri olan Eftal aynı zamanda Selahaddin'in en büyük oğluydu ve genç yaşına rağmen katıldığı savaşlarda büyük başarılar elde etmişti. Gökbörü ise Türkmen soyundan gelen ve Eyyubilere hizmet eden tecrübeli bir komutandı. Suriye'nin fethedilmesinde başrolü oynamıştı. Ve şimdi her ikisi de Haçlılarla yapılan mücadelede en ön safta yer alıyorlardı. Haçlı cephesinde ise Guy ve Raymond arasındaki fikir ayrılığı giderek derinleşiyordu. Sonunda Raymond'un sabrı taştı. Kral şu ana kadar verdiği hiçbir tavsiyeyi dinlememişti ve Kudüs'te fikrine saygı duyulmadığı belliydi. Anlaşılan o ki Guy bundan sonra da bildiğini okuyacaktı. Raymond kimseye haber vermeden hazırlandı ve kendi şehrine doğru yola çıktı. Tiberia, Raymond'un yönetimindeydi ve Kudüs'e yakınlığından dolayı önemli bir stratejik noktaydı. Aynı zamanda etrafındaki su kaynakları şehrin değerini daha da arttırıyordu. Raymond Tiberia'ya vardığında çevrede iki Eyyubi birliğinin olduğunu öğrendi. Selahaddin'in şehrinin surları etrafında keşif yapması iyiye işaret değildi. Hemen Gökbörü ile bir görüşme ayarladı ve ona Eyyubilerle anlaşmak istediğini söyledi. Gökbörü anlaşma şartlarını Selahaddin'e iletmek için Şam'a bir adamını gönderdi. Eğer Selahaddin Tiberia'ya dokunmama sözü verirse, ordusunun topraklarından geçmesine ve bölgede özgürce keşif yapmasına izin verecekti. Aynı zamanda Raymond, gelecekte olası bir savaş halinde Guy'a yardım etmeyecekti. Selahaddin bu teklifi düşünmeden kabul etti. Ve dolayısıyla asıl amacı olan Kudüs'e giden yolda önemli bir tehdidi ortadan kaldırdı. Raymond, Selahaddin'le ilişkilerini geliştirerek şehrinin güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Ama aynı zamanda Kudüs kralına blöf yapıyor ve onu biraz korkutmak istiyordu. Çünkü Lusignan'la Guy'in Raymond gibi bir müttefiği kaybetmekten çekinmesi son derece mantıklıydı. Ama Raymond'un blöfü istediği etkiyi yaratmadı. Kral Gerard'ı huzuruna çağırdı ve tapınak şövalyelerini hazırlamasını söyledi. Onu Tiberia'ya gidip Raymond'u ölü ya da diri geri getirmekle görevlendirdi. Gerard 140 tapınakçı ve 400 piyade ile birlikte yola çıktı. Gerard Kudüs kralının en büyük destekçilerinden biriydi. Kralın bir dediğini iki etmiyordu. Kelimenin tam anlamıyla kraldan çok kralcıydı. Birlik tüm gün at sürdü. Ama Tiberia'ya vardıklarında Raymond'u tutuklamaktan daha acil bir işleri olduğunu fark ettiler. Gerard'ın aldığı habere göre Hristiyan topraklarında özgürce dolaşan bir Müslüman birliği vardı. Gökbörü ve adamları çevredeki su kaynaklarını bulmak için keşif yapıyorlardı. Görünüşe göre Raymond'un tutuklanması ertelenecekti. Gerard'ın önce Gökbörü'nün birliğiyle ilgilenmesi gerekiyordu. Eyyubilerin sayısının daha fazla olduğunu biliyordu. Ama adamlarına güveni tamdı. Artık şövalyeler en iyi oldukları işi yapmak için Gerard'ın emrini bekliyorlardı.
Tapınak şövalyelerinin her durum için kullandıkları silah farklıydı. At üzerinde mızrak, yakın temasta ise uzun kılıç kullanıyorlardı. İlerleyen dönemde zırhlar kalınlaştı ve yeni bir silaha ihtiyaç doğdu. Şövalyeler gürz kullanmaya başladılar. Gürz, gücü tek bir noktada toplayabilecek şekilde tasarlanmıştı. Ucundaki keskin çivilerin de yardımıyla kalın bir metali delmekte hiç zorluk çekmiyordu. Gökbörünün keşfi, yaklaşan tapınakçıları fark ettiğinde kısa kesildi. Tapınak şövalyelerini yüzlerce metre öteden tanıdı ve ne yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Ağır zırhlı şövalyelerle direkt olarak temasa geçerse çok zayiat verebilirdi. İki ordu arasında çok belli bir ekipman farkı vardı. Tapınak şövalyelerinin zincir zırhları aldıkları darbenin etkisini azaltıyor ama hareket kabiliyetlerini kısıtlıyordu. Bunun aksine Müslümanlar sertleştirilmiş derinin hafifliğiyle hızlı hareket edebiliyorlar ama aldıkları darbeler sonucunda yeteri kadar korunamıyorlardı. Gökbörü kararını vermişti. Hafif süvarilerinin hızları sayesinde Haçlıları öğle sıcağında yoracaktı. Tapınakçıların takip edip etmeyeceğini görmek için geri çekilmeye başladı. Gerard, Eyyubilerin geri çekildiğini gördüğünde piyadeleri yanına almayarak sadece atlı şövalyeleriyle birlikte hücuma geçti. Kudüslüler öğle sıcağında bir süre Eyyubilerin peşinden koştular. Ama ne kadar zorlasalar da aradaki farkı kapatamıyorlardı. Gökbörü düşmanını bezdirirken aynı zamanda piyadeler ve tapınakçıların arasındaki mesafeyi de açıyordu. Böylece iki birlikle ayrı ayrı savaşabilecekti. Eyyubiler, Gerard'ın şövalyelerinin yeterince yorulduğuna ikna olduklarında hızla yollarını değiştirdiler ve Haçlılara doğru yöneldiler. Gerard, Müslümanlara tapınakçıların gücünü hatırlatmak için sabırsızlanıyordu. Ancak işler Gerard'ın istediği gibi gelişmedi. Piyadelerini geride bırakarak hata yapmıştı. Eyyubiler önce Haçlı süvarilerine, daha sonra da piyadelere saldırdılar. Kreson Muharebesi, Hristiyanlar için bir felaketle sonuçlandı. Eyyubiler, hem yorulan süvarilerin hem de savunmasız kalan piyadelerin üzerlerine kabus gibi çöktüler. Hayatta kalan son iki Kudüslü, Gerard'ın bedenini bulduklarında onun da öldüğünü düşündüler. Ama miğferini çıkardıklarında hala nefes aldığını fark ettiler. Komutanlarından gelen zafer haberi, Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmeye olan inancını artırmıştı. Lusignanlı Gıysa, en değerli askerlerinden 140 tanesini kaybetmişti ve o, Raymond'un peşindeyken ölen bu askerlerin pişmanlığını yaşıyordu. ...140 tapınakçı kaybetmek kulağa o kadar da kötü gelmiyor olabilir.
ama eğitilmesi yıllarca süren bu askerler, Kudüs'ün fiziksel ve manevi gücünün sembolleriydi. Yani aslında bu oldukça önemli bir kayıptı. Raymond, Cresson'da neler olduğunu duyduğunda Selahaddin'le yaptığı anlaşmayı bozma kararı aldı. Guy şimdiden böyle bir hata yapmıştı ve tapınakçıların bir dediğini iki etmediği sürece onun bu hataları düzeltme ihtimali yoktu. Raymond sorumluluklarıyla ne pahasına olursa olsun yüzleşerek bir yetişkin gibi davranmayı seçti. Eğer Selahaddin gerçekten tüm gücüyle saldıracaksa durum gurur yapamayacak kadar ciddiydi. Raymond kutsal topraklara elleri bağlı bir hain olarak götürülmek yerine kendi isteğiyle özgür bir adam olarak döndü. Guy, Kont'un sonsuza kadar Tiberia'da saklanacağını tahmin ediyordu. Ama Raymond cesaretiyle önemli bir müttefik olabileceğini göstermişti. Tarihte kriz anlarında fikir ayrılığı yaşayan müttefiklerin bağlarının güçlendiğini biliyoruz. Lusignan'lı Guy ve Raymond da iki farklı birey olarak davranmayı bırakıp Selahaddin'e karşı bir olmaları gerektiğine sonunda ikna olmuşlardı. Kral Trablus kontuna ne yapması gerektiği hakkında fikrini sordu. Raymond ona Selahaddin'in tüm gücüyle geleceğini ve ordusunu Kudüs'ün duvarları içinde tutmasını söyledi. Raymond, Selahaddin'in üzerlerine yürüyeceği konusunda haklıydı. Sultanın beklediği gün gelmişti. Eyyubiler hazırlıklarını bitirmişlerdi ve 30 bin askerle sefere çıkacaklardı. Herkes ilk hedeflerinin Kudüs olacağını tahmin ediyordu. Ama Selahaddin rotasını Tiberia'ya doğru çevirdi. Selahaddin, Raymond'un aralarındaki anlaşmayı bozmasını büyük bir hakaret olarak görmüştü. Şehrini alarak, Kont'a neden sözünün arkasında durması gerektiğine dair bir ders vermek istiyordu. Eyyubiler Hristiyan topraklarında hızla ilerliyorlardı. Sıcak havaya rağmen aldıkları tedbirler rahat bir yolculuk yapmalarını sağlıyordu. İnsan vücudu günde en az bir litre suya ihtiyaç duyar. Askerlerin su ihtiyacı karşılanamazsa ordu yavaşlar ve moraller düşer. Eyyubiler buna çözüm olarak keçi derisinden yapılan mataralar kullanıyorlardı. Ayrıca keşiflerinde pınarların ve kuyuların yerlerini öğrendikleri için susuzluk çekmediler. Seferlerinin dördüncü haftasında Tiberia'ya ulaştılar ve şehri kuşatma altına aldılar. Kaledeki garnizon Eyyubilere karşı uzun süre direnemeyeceklerini biliyordu. Bu yüzden Selahaddin'e kuşatmayı kaldırması karşılığında şehrin hazinesini teklif ettiler. Eyyubi Sultan'ın peşinde olduğu şey altın değildi. Garnizonla yapılan görüşmeden sadece birkaç saat sonra şehir düştü. Eyyubiler surları aşmışlardı. Ama soyluların kaldığı iç kaleye hala girememişlerdi. Eğer bu hızla giderlerse birkaç gün içinde Tiberia'nın tamamı Müslümanların kontrolü altında olacaktı. Kralın üstündeki baskı gittikçe artıyordu.
Selahattin bu kadar yakındayken elleri kolları bağlı oturmayı reddediyordu. Ayrıca Kreson Savaşı'nda yaralanan Gerard iyileşmişti ve o da intikam almak için Selahattin'in üzerine yürümek istiyordu. Raymond'a göre ise kendi şehri olan Tiberia zaten düşmek üzereydi ve halkının başına bir şey gelmeyeceğinden emindi. Ancak Kudüs'ten ayrılıp savunma yapmak yerine saldırıya geçerlerse tüm krallık tehlikeye girebilirdi. Trablusconte, Selahattin'i uzun süredir tanıyordu. Ve onun şehrindeki sivillerin güvende olduğundan en ufak bir şüphesi yoktu. Çünkü Eyyubi hükümdarının eski kral Baldwin'le olan ilişkilerine bizzat tanık olmuştu. Ve sultanın sivillere karşı merhametli davrandığını çok iyi biliyordu. Kral harekete geçecekti. Tiberia'yı Eyyubilerden kurtaracaktı. Askerlerini bir an önce silahlarını kuşanmaya çağırdı. Haçlılar tüm güçleriyle Eyyubilere saldıracaktı. Gıy, 1400'ü tapınak şövalyesi olan 20 bin adamını Akka'da topladı ve gerçek hacı da yanına aldı. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haç olduğuna inanılan Hristiyanların bu kutsal emaneti, askerlerin moralinin artmasını sağlıyordu. Kudüs kralı gerçek haçı yanına alarak bu savaşın iki devlet arasındaki basit bir çarpışma olmadığına dikkat çekiyordu. O, Müslüman tehdidini ortadan kaldırmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Selahaddin'in kuşatması hala devam ediyordu. Ve Gıy'ın tahminlerine göre dikkati dağınıktı. Eğer şimdi yola çıkıp kısa sürede Tiberia'ya kendilerini fark ettirmeden ulaşırlarsa, Eyyubileri beklemedikleri bir anda yakalayabilirlerdi. Haçlılar Tiberia'ya doğru ilerlemeye başladılar. Raymond bir süre sonra krala bir teklifte bulundu. Öncü birlik olarak ordudan ayrılıp tedbir amaçlı keşif yapmak istiyordu. Gıy belki de ilk kez Raymond'un bir isteğini geri çevirmedi. Ordu olduğu yerde kalacak ve ondan gelen habere göre hareket edecekti. Raymond askerleriyle birlikte yola çıktı. Ancak Şatilonlu ve Gerard, Raymond'a güvenmediklerini bir kez daha yinelediler ve kralı da buna ikna ederek planın değişmesini sağladılar. Haçlı ordusu sefere kaldığı yerden devam etti. Tiberia'ya hala saatlerce yolları varken öğle güneşi askerlerin üzerinde etkisini göstermeye başladı.
Temmuz ayında yaşanan aşırı sıcaklar gayet olağandı. Ama bölgeyi iyi tanıyan Haçlılar bile böylesini ilk defa görüyorlardı. Gıy askerlerinin susuzluklarını gidermeleri için çözüm bulmaya çalıştı. Ancak yolları üzerindeki bütün kuyular işlevsiz hale getirilmişlerdi. Eyyubiler bölgedeki su kaynaklarının yerlerini biliyorlardı. Ve Selahaddin, Kudüs, Tiberya arasında bulunan bütün kuyuları kum ve taşla doldurtmuştu. Yolculuk devam ettikçe ordunun susuzluğu artıyordu. Bu cehennem sıcağında askerlerin artık ilerleyecek gücü kalmamıştı. Şövalyeler tüm yüzü kapalı çelik miğferler kullanıyorlardı ve bu onların su kaybını daha da arttırıyordu. Gıy'ın ordusu susuzluktan ölen askerler yüzünden birer birer azalıyordu. Kudüs kralı en yakın su kaynağına ulaşamazsa ordusunu büsbütün kaybedebilirdi. Hava karardığında Haçlılar Tiberia yakınlarındaki Hıddin bölgesine ulaştılar. Yol boyunca susuzlukları yetmezmiş gibi Eyyubilerin tacizine de maruz kalmışlardı. Ayrıca Raymond da aralarına katılmıştı ve neden ondan haber beklemeden harekete geçtiklerini sorguluyordu. Gıysa bu tartışmaya katılamayacak kadar bitkindi ve tek hedefi Hıddin Tepesi'nin arkasındaki su kaynaklarına ulaşmaktı. Bunun için sabah olunca yeniden harekete geçeceklerdi. Ancak gecenin sessizliğini bir okun çıkardığı ıslık doldurdu. Sesin nereden geldiğini fark edemeden binlerce ok ilkini takip etti. Gıy, Selahaddin tarafından pusuya düşürülmüştü. Etrafı sarılmıştı ve kaçacak yeri yoktu. Eyyubi Sultanı başından beri her şeyi kurgulamıştı. Tiberia kuşatmasını bilerek uzatmış ve Haçlıların Kudüs'ün dışına çıkmasını sağlamıştı. Ayrıca yol boyunca Gıy'ı baskı altında tutarak düşmanını ayağına kadar getirmişti. Eyyubi Sultanı Kudüslülerin suya ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu yüzden Kudüs ordusu ile Pınar'ın arasında pozisyon almıştı. Haçlılar için kabus bitmiyordu. Selahaddin sıradaki hamlesini yaptı. Selahaddin düşmanını susuzluktan öldürmeye ya da teslim olmaya zorluyordu. Askerlerine Lüzinyanlı Gıy'ın ordusunun etrafındaki kuru çimenleri ateşe vermelerini emretti. Kudüs ordusu uykusuzluk ve susuzluk yüzünden zor bir gece geçirdi. Ama güneş doğduğunda hala ayaktaydılar. Artık kaybedecek hiçbir şeyleri kalmamıştı.
ne pahasına olursa olsun saldırıp Eyyubi hatlarını kırarak su ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydılar. Göy etrafındaki sisin dağılmasıyla harekete geçme kararı aldı. Eyyubilerin en zayıf noktasını gözüne kestirdi ve Haçlılar tüm hızlarıyla harekete geçtiler. İlk saldırıları boşa çıktı. Eyyubiler onları kolaylıkla geri püskürttü. Ancak Raymond'un önderliğindeki birlik çok adam kaybetmeden geri çekildi ve belki de son kez hücuma geçti. Ama Eyyubiler beklemedikleri bir hamle yaptılar. Raymond ve adamlarının geçebileceği bir boşluk açıp meydanı terk etmelerine izin verdiler. Kuşatma altındaki düşmanınızın kaçış yollarını kapatırsanız kaybedecek bir şeyleri kalmaz ve korku duygularını yitirip ölümüne savaşırlar. Eğer Raymond kaçmak istiyorsa Eyyubilerin daha fazla adam kaybetmesine gerek yoktu. Bu yüzden Selahaddin adamlarına yolu açmalarını emretti. Raymond ve adamları kaçmayı başardılar. Geride kalanlarsa sayılarının azalmasıyla umutlarını tamamen kaybetmek üzereydiler. Lordların Kudüs'ün güvenli surları arkasında gösterdikleri savaşma hevesinden artık eser yoktu. Çoğu ya kaçmayı ya da teslim olmayı planlıyordu. Raymond'un savaş alanını terk etmesiyle Kudüslülerin sol kanadında gerçek haçın çevresindeki koruma azalmıştı. Selahaddin bu tarihi emaneti ele geçirirse Haçlıların moralini daha da bozabileceğini düşündü ve askerlerini düşmanın sol kanadına yöneltti. Eyyubiler ve Kudüslüler arasında haçın etrafında savaşın en kanlı anları yaşandı. Hristiyanlar ellerinden geldikleri kadar direnmişlerdi. Ama Selahaddin'in askerleri üstün çıktılar. Haç Eyyubilerin eline geçti. Haçı kaybetmek Lusignanlı Guy için bir trajediydi. Nesillerdir Hristiyanlara ait olan kutsal emanetler onun hükümdarlığı sırasında Müslümanlar tarafından ele geçirilmişti. Guy'ın umudu tükeniyordu. Halkadan canlı çıkamayacağını düşünmeye başlamıştı. Bu sefere Selahaddin'i yenmek için çıkmıştı ve ölecekse onu da yanında götürecekti. Hristiyan ordusunun kalanını son bir saldırı için motive etmeyi başardı. Tapınakçıları da yanına alarak Eyyubi Sultanı'nın bulunduğu yere doğru hücuma geçecekti. Selahaddin'in oğlunun ağzından çıkan sözlere göre bu saldırı babasını o kadar çok şaşırtmıştı ki kül gibi bembeyaz kalmıştı. Onun gibi tecrübeli bir komutan bile Guy'ın böyle bir hamle yapacağını tahmin edememişti. Müslümanlar
Lusignan'lı Gein taktiği çok riskliydi ama başarılı olursa savaşı kazanabilirdi. Eyyubi ordusunun geri kalanına aldanmadan tüm gücüyle Selahaddin'in bulunduğu iyi korunan tepeye hücum edecekti. Oyunun tamamını oynamak yerine düşmanının şahını alıp onu mat etmek istiyordu. Gey, Gerhard ve Şatilonlu Reynold, Eyyubi hatlarında hızla ilerliyorlardı. Karşılarına çıkan herkesi biçerek sultana yaklaşıyorlardı. Gey artık bulunduğu yerden sultanı görebiliyordu ve bir imkansızı başarıp savaşı kazanacağını hissetmeye başladı. Eyyubilerin piyadeleri öldüğünde Selahaddin özel korumalarının öne çıkmasını emretti ve iki elit birlik savaşmaya başladı. Haçlılar eğer savaşı kazanmak istiyorlarsa Selahaddin'in korumalarını geçmeliydiler. Sultanın en güvendiği birliği Haçlı hücumunu kırmayı başardı. Hatta bu askerler Gey'in kalan son birliklerine ağır zayiat vermeye başladılar. Bu sırada Şatilonlu Reynold da bacağından yaralandı ve yere düştü. Eyyubiler onu öldürmek yerine esir aldılar. Belli ki sultanlarından düşmanlarını canlı yakalama emri almışlardı. Selahaddin'in korumaları hem dinç hem de sayıca üstündüler. Tapınak şövalyeleri bir süre için kazanabileceklerine inansalar da Eyyubiler zaferi getirecek son darbeyi indirmede gecikmediler. Adamlarının çoğunun öldüğünü ve teslim olduğunu gören Gey'in yapacak hamlesi kalmamıştı ve Kudüs kralı direnmeyi bıraktı. O da Selahaddin'in huzuruna götürülmek üzere esir alındı. Hıddin muharebesinde Haçlı ordusu neredeyse tamamen yok oldu. Savaşın artık bittiğini gören Selahaddin, esirleri karşılamak için çadırının kurulmasını emretti ve kamp alanına doğru yola çıktı. Selahaddin savaş boyunca düşmanlarını yenebilmek için onları susuz bırakmıştı. Ama artık çatışma bitmişti ve esir aldığı kralı en iyi şekilde ağırlayacaktı. Sultan Gey'e bir bardak su ikram etti. Savaş sonrasında su ikram etmek, Müslümanlar arasında esirin bağışlanacağı anlamına geliyordu. Yani bu, kral için iyi bir haberdi. Gey sudan bir yudum içtikten sonra bardağı Reynold'a uzattı. Ama sultan buna izin vermedi. Ettiği yemini unutmamıştı. Yaptıklarının cezasını çekmeliydi.
Reynold, Selahaddin'in misafirperverliğini tecrübe edemeyecekti. Selahaddin, Hıddin Savaşı'ndan 3 ay sonra savunmasız kalan Kudüs'e yürüdü. 12 günlük bir kuşatmanın ardından kutsal topraklar tekrar Müslümanların eline geçecekti. Ve sultan şehri aldığında Kudüs'ü her inançtan insanın dinlerini özgürce yaşayabileceği bir yere çevirecekti.